أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Rehin alınmış duygular. Başlığı altında bir yazı. Kendim kaleme aldım. Vehmin acizliği, yapamayacağı şeyleri yaptırmak için kullandığı tehdit unsuru. Vehim, aciz. Vehim dimağdaydı. Vesvese kalpteydi. Şimdi vehimin şöyle bir özelliği var. Yeter ki bir vesvese veya bir hastalık emaresi, bir çiban çıkmasın, bir tansiyonun, bir nabzın, kalbin atmasın, hemen onu tehdit unsuru olarak ruhsal yani böyle manevi, yani moralin bozuk olmadığı şey olduğu zaman, mesela bir yere sıkıldın, bir yere kafayı taktın, yani iyi değilsin yani. O zaman vehim bu kenarda tuttuğu hastalığı çapını genişletiyor, tehdit unsuru olarak kullanıyor. Senin duygularını böylelikle bloke ediyor. Yani kah sevgini, kah aklını, kah sağlığını, kah imanını vesaire. Yani yapabilseydi yapardı zaten. Tehdit etmezdi vehim. Aa, ölüyorsun. Ölen adam böyle olmaz. Sekerat böyle değil. Aa, ölüyorsun diyen, aa, ölüyorum galiba. Bu tamamen vehim ve şeytan. Peki ne yapıyor? Bunları tehdit unsuru olarak kullanıyor. Ölümü. İkide bir sana onunla vurmaya çalışıyor. Bunun ustad şöyle diyor. 339 sözlerde. Yeysin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden. Erva-ı habisenin izacatından. Bu vahşetin dehşetinden diyor. Bu üçünün toplamının dehşetinden. Anlatacağım şuydu. Vehmin nesi vardı? Ne dedi biraz önce okudum. Vehmin izacatından. İzacat ne demek? Taciz ateşleri var. Taciz ateşleri şu. Kâh sevgini kullanır. Mesela diyor ki çarşıya gitme. Tamam, çarşıya gitme. Olayları anlatıyorum ha, hikaye kurgulamıyorum ben. Eğer gidersen aklın gidebilir. Giderse eve dönemezsin, orada kalırsın. Evinde de çocuk annesiz babasız kalır. Çarşıya çıkamayan var bunda. Tamam. Kâ aklınla tehdit ediyor. Kâ seni eşin sevmiyor. Kâh, sen kalp krizi geçiriyorsun. Oysa kalbin üzerinde lümme-i şeytaniye kasları, yani yaymış olduğu frekans var. O frekansta kalp gerilir, buzuşur. Açılır, kapanır gibi gözüküyor. Oysa değil. Onunla alakalı bir his sana bunu veriyor. Kâ sevgini sevgiyle tehdit ediyor. Kâ aklın gidecek. Kâ sağlığın. Sen bir yere ne ağrıdı? Tomografi çektirelim. MR çektirelim. Niye? Niye yaptırıyor beni peki? Çok ilginç şey. Niye yaptırıyor? Çünkü o MR'lar, röntgenler, bilmem şeylerle çok iyi biliyorsunuz ki, çok iyi herkes biliyor ki, vesvesen artacak. Vesvesen artacak. Kah imansızlığı, imansızlığı, yani o imansız olmak, sevgi, yani tehdit unsuruna dikkat edin, tehditte kalmış. Yapabilseydi bir an eli durmazdı. Hemen yapardı. Aha, ölüyorum
Sekerat'ta böyle şey hal gelmez. Sekerat yani ölüm ölür. Hiç böyle düşünceyle, çünkü çok hasta görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Ölüyorum. Aha ölüyorum. Canım çıkıyor. Ölmez. Senelerden beri yaşıyor. Hani ölüyordun? Ha tehdit olarak kullanıyor. Ölecek insan ölüyorum diyemez. Tehdit unsuru olarak kullanıyor. Yani rehin alınmış duygular bunlar. Dersi okuyoruz. Rehin alınmış duygular. Vehim, düşünceleri, şeytan kalpteki hisleri rehin almış. Öyle ileriye gidebiliyor ki sağlığını bile, bak ne diyor. Şuraya gitme, şunu bunu yapma. Yoksa aklını alırım veya aklın gider, akılsız kalırsın gibi. Bana söylenildiği için söylüyor. Kadın çarşıya gidemiyor. İyi aslında, işe yarıyor. Çarşı pazara gitmemesi iyi de. Ama hastalık olarak gitmemesi çok kötü. İradeli olması lazımdı. Diyor ki, bak 3 yaşında eve çocuğu bıraktın. Boşanmış bir kadın. Kendisi çalışıyor, 3 yaşında çocuğu. Ya bırakılmaz da. Yanlış bir kere. Çocuk öyle bırakılmaz. Çünkü 7 yaşından önce çocuk evde böyle bırakılamaz. Çünkü 7 yaşında akıl geliyor. Ondan önce gelmiyor. 3 yaşında zaten bir şeyin canlı ve cansız, dişi ve erkek olduğunu bilemez. Çok korkunç, yanlış. Ha bunu yaptı. Sonra diyor ki çarşıya gitme. Niye? Aklını kaybedersin. Gelemezsin. Aklın gitti. Giderse de çocuk ne olacak? Ve ölecek. Bu Allahsız bir düşüncelerin, Allahsız bir vehmin, Allahsız bir şeytanın, yani Allah inancı olmayan, teslimiyeti olmayan bir yapının size taciz ateşidir. Yani ne diyor? Yesin zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden, erva habisinin izacatından. İzacat demek taciz ateşleri. Ya arkadaşlar, tehdit niye ediyor? Niye avlıyor ki? Yapabiliyorsa yapsın. Yapabilse ancak bir an durur muydu? Tehdit acizliğini gösterir. Tehdit etmek ölü olmadığını söylüyor. Ah hastasın, sağlığının ifadesidir. Abdestin yok ki ben altına imza atıyorum, mesuliyet bana ait. Abdestin yok. Abdestin yok diyorsa şeytan vesvese, günah bana ait. Abdestin var çünkü TSE'li, sanki şeytan tasdikte abdestin var. Abdestin olmasaydı hiç endişe etme, sana şeytan abdestin yok galiba, biliyor musun bak namaza duruyorsun demezdi. Abdesti olmayana abdestin yok demez. Hiç ses yapmaz. Abdesti olana der ki abdestin yok. Şuraya gitme. Şunu bunu yapma. Yoksa aklını alırım. Veya akıl ise daha üst tabakadır. Bu nerede oluyor? Dimağda 7 mertebe var. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Akıl burada. Bu olay burada cereyan ediyor. Aklını alırım, zıkkımın kökünü alırsın. Bunu nasıl alacaksın burayı? Sen zaten buradasın. Tasavvur bunlar, düşünceler ya. Alabilsen zaten 10 defa almıştım beni ya. Tehdit etmezdi. Oysa bu tasavvurlardan kaynaklanıyor. Akıl ise daha üst tabakadır. İnsan sırf dimağla, akılla ibaret değil. İnsan sırf akılla mı ibaret, akıl dahi olsa? Dimağla mı ibaret? Öyle acayip bir savunma sistemleri var ki, onlar daha devrede değil. Vicdan var. Vicdanın içinde irade var, zihin var, his var, latife ve rabbani var. Onlar neyle aktif oluyor? İrade, ibadetiyle. Zihin, marifetullah ile, yani tefekkürle aktif oluyor. Tefekkür ettiği anda vicdan devreye giriyor. Akıl seviyesi değil o. Yani zihin çalışıyor tefekkür anında. Vicdanın çalışıyor. İman, tevhidi. Tevhid, teslimi. Teslim, tevekkülü. Tevekkül, saati daireyin iktizatı, dünya ve ahiret. Tevekkül, teslim, tevekkül, tefekkür bu sistemini komple çalıştırıyor. Mesela ilkokul, üniversite diploması olana denilir mi? Ortaokul diploman var mı? Denilmediği gibi. Tefekkür ettiğin anda İman, altyapıları. İman devreye giriyor. İman, tevhidi. Tevhid, teslimi. Teslim, tevekkülü.
Tevekkül bak, tefekkürü iktiza ediyor. Yani bütünü çalıştırıyor tefekkür. Tefekkür mesleğini ilerlememiz gerekiyor. Hasan abi, saadet dairi iki dünya saadeti mi? İki dünya, iki yapı, iki yapı yerimiz. Dünya ve ahiret. Yani insanda sırf vehim yok ki yani. Olabilir. Hastasın, gitti. Ya insanda öyle bir savunma mekanizmalar var ki aklın durur ya. Tasavvura bedel. Tahakkulun var, tasdikin var, izanın var, iltizam var, itikad. Senin hiç haberin olmadı, onlar devrede yani. Sonra vicdanı aktif ediyor. İrade, zihni, latife, rabbani. Sonra latife insaniye devreye giriyor. Gene gücü yetmese. Sonra o gücü yetmese kalp devreye giriyor. Sonra ruh devreye giriyor. Ona da yetmese zaten gitti bu dünyada ya. Ya bir tasavvuru bunlar öldüremiyorsa... Tefekkür etmemekten çıkıyor o zaman abi. Tabii canım. Yani huzur-u etemin tersi gibi oluyor abi. Evet, zulmet. Bu vehim yani. Vehim. Pencere açamıyor. Vehimin panzehri dinamitlemek tefekkürle mümkün. Başka ne yaparsan yap. Şeytanın vesvesesi ise ilim ile. Nedir? Şeytan ilim onu tard eder. İlim şeytanı tard eder. Cehil onu davet eder. Ne demek? Onu nereden vesvese geliyor? Bir, vesvesenin sebebi tahariye dairdir. Tahari? Araştırma. Araştır. Nereden vesvese geliyor sana? Abdest, adam gibi al. Abdesti öğren. Abdestin farzlarını ve nesini bir de öğrensin? Sünnetlerini. Vacipleri var mı? Yok. Yok. Farzlar ve vaciplerini öğren mesela. Tahariye dairdir. Sonra ciddiyeti vesiledir. Sonra taabunu atar. Taakkuzu. Taakkuz. Taakkuz ne demek? Uyanıklığı sebeptir. Üç tane şeyini aktif ediyor. Kötü bir şey değil adam. Nerede vesvese geliyor? Adam gibi al. Langlugurlugu alma abdesti. Bak. Ciddi ol. Samimi ol. Uyanık ol. Öğren. Tahariye. Araştır. Nereden geliyor? İmansızlıktan sana. İmanı giden ne yaptın ki? Öyle pat diye imanın gitti. Böyle bir şey olur mu ya? İman akılda değil ki iman akılla gitsin. İman bak nerede biliyor musunuz? Dimadan, tahayyül değil, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat bile iman değil. İtikat burada. İn aşağıya. Vicdanın dört yapısını geç. İn aşağıya. Kalbi geç. Ta ruhun derinliklerinde ve ruhun nihayetinde, kabu kayfsende. Kabuk hepsinde ya. O haritayı hatırlayın. Nur-u Muhammed'in orada. Şeytan kürste. Nasıl oraya şey yapacak? Ben size söylüyorum. İmanınız gitti. İnanır mısınız? Bana inanmıyorsunuz da. Ben bari varım. Ben bari itimat ediyorsunuz. Beni görüyorsunuz. Ola o serseriye ne itimat ediyorsun ya? Şimdi abdestlisiniz değil mi? Abdestli olmayan var mı? Fethi abi abdestin var mı? Var abi. Hem de taze. Hem taze değil mi? Hiç daha harcamadım. Peki. Sana sorayım. Abdestin yok. İnanır mısın şimdi ben sana söyleyeyim? Abi senin abdestin yok ya, yanlışın var. Bir olayı anlatayım mı sana? Anlat. Abdest olmayı. Nadir'le ilkemiz. Lale'de geziyorsan söyledin ya şimdi. 3-4 arkadaş böyle. Böyle Şubat ayı ve yağmur var, kar var karışık. Nadir'e dedim ki abdestin var mı? Var kardeşim dedi. Şimdi camiye dönüyoruz çatırmalı. Ben insan belli olmaz dedim. Ya yavaş dedi. Bir şey olmuştur dedi. Var kardeşim dedi. Bir daha dedi. Ya var dedi ya. Tam camiye giriyoruz. Attı bir adam. Ayakkabılarını çıkardı. Tekrar gitti. Ne oldu? Ben abdest almaya gidiyorum. Allah bak. Abdest aldırdım. Abdest aldırdın. Gördün mü? Yani şimdi samimiyetten tabii. Evet şakadı ama o şaka olmadı. Olmadı mı? Tabii. O çünkü vehmi çalışıyor. Evet. Nadir abinin şeyi tasavvuru fazla çalışıyor. Evet. Yani bir antrenmanı çok. Yani vehimler çok fazla aktif. Yalnız kalmasından kaynaklanıyor. Vehim kimde fazla çalışır? Unutmayın bunu. Yalnız kalanda vehimden kurtulması şansı yoktur. İmam-ı Gazali Hazretleri radıyallahu anh diyor ki 10 sene İslam toplumundan çıkıyor, mağaraya giriyor. 10 sene mağarada kalıyor ve ölünceye kadar kalacaktı ama dayanamıyor. Dayanamıyor, çıkıyor. Gazali Hasan değil. 10 sene İmam-ı Gazali mağarada kazanımlarını basın toplantısı yapıyor yani bugünkü itibariyle. İki tane beyanat veriyor. 10 senenin meyvesi. Bir,
10 senede kazanımlarından diyor. Her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. Çünkü başka sistemler de var. Her şey akılla izah edilmez. İki, yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim mağaradan çıkmazdım. Yani yalnız kalmak Allah'a mahsus, hiç şansı yoktur. Akıl ise daha üst tabakadır. İnsan sırf dimağla, akılla ibaret değil. Vicdanı ve akli hisleri, kuvaları ve latifeleriyle donatılmış. Ben ona ait bir şey yaşadığımı anlatayım. Güzel bir mutluluğumu anlatayım. Fatih'le Murat'a anlattım ben bugün cumadan önce. Kazanımlar böyle yazıyorum arkadaşlar. Adeta beni Allah herhalde kobay olarak kullanıyor. Müslümanlara faydalı olayım diye, tamam mı? Şimdi bizzat yaşadığım olayı anlatacağım size. Ve ilk defa başıma gelen bir şeyi. Daha kaydetmedim ama. Yani şu cümleyi bir de okuyayım, bunu hatırlattı bana. İnsana sırf akıl yok. Dima yok. İnsanda vicdan var, kalp var, latife insaniyeler var. Hafi var, rafa var, var da var yani. Nihayetsiz var. İnsan sırf bundan ibaret değil. Bunun karşısına hiç meşgul olmamak veya mantıklı çözümlerle karşısına çıkmak, yani hamim kullanmak. Mesela şöyle diyeyim. Hamimi kullanmak şu. Haksız temellük. A, aynı darlığını bilmemek. Hamim. Oldu mu şimdi hamim harfi? M nedir? Mevhumu muhakkak bilmekten vücut rengini ve suretini almış bir ademdir. Hamimle yok oluyor. Hamim. Yok oluyor ki bazı. Yerine gelenler ruhaniyat mıdır? Evet, ruhaniyat. O duruyor, onu akışıyor. Tabii onu kovuyor. Kovuyunca kendisi müstakil. Bu alet yok. Yani. Şimdi size bir ona ait bir şey anlatayım. Bilgileri ben hep manada değerlendirdiğim için duyduğum bir şeyi. Komutan anlattı bana. Bana denileni, yani bildiğim fizik olsun, biyoloji olsun, askeri bilgi olsun, hep böyle kendini keşfetmede, manada ben kullanıyorum. Mesela dedi ki, ya nasıl oluyor dedim bu PKK meselesi, Doğu'da şeydi. Dedim, olayı ben size anlatayım ya, hulasa. Dedi ki, PKK dedi, bir yerden ateş eder. Öğrenmek için kim var orada? Çünkü ustalar diyor. Ateş eder. Eğer askeri tarafından bir tane bu taraf grr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 
Bunu şeyde kullanacağım bak, maneviyatta. PKK dırırırt yaptı. Karşı taraftan tak 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 grr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 
anda otur. Anlıyor musun? Maneviyatta kullanacağım bak bir daha sonra. PKK grrrt açtı ama orada insan vardı. Karşıdan hiç cevap gelmedi. PKK eğitmenlerine diyor ki hocalar, hiç merak etmeyin size drrrt değil, tık 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 da değil. Hiç ateşle cevap vermemişse bu mavi berelidir. Hiç merak etme. Hiç kıpırdamana gerek yok zaten. O seni bulur ve kafana sıkar diyor. Mavi bereli atmaz. Bordo bereli. Şimdi nerede kullanacağım bak bunu? O hiç atmaz diyor. Seni bildi, devam, tamam. Ne yapacaksın? Yapmana hiçbir şey gerek yok. Çünkü o mutlaka seni bulacaktır. Hiç kaçamaz, mümkün değil o. O özeldir. Tamam. Şimdi aynı bunun gibi. Şimdi bak, kendini hissettin. Kötü. Aa, Cevşen nerede? Kur'an nerede? Acemi asker. Şeytan anlıyor. Okusan bile pek fayda vermez. Çünkü Ece. Ondan sonra ya ne oluyor falan. Ya değil ama. Ya şu ayet-i kürsü bir okuyayım ha. Hani neydi Risale'den ya. Bu akşam derse gideyim. Tek tük. Ya Risale'den mi versene hanım oradan.
Ne, sen ne anlatıyordun ya, bir okursana falan, içi yanıyorsa. Bak başka bir mevzu atıyor. Tak, ya ders mi? Ya, ya bana bak bir tanesi bir şey okusun falan. Tek tuk atıyor. Bu komando. Yani şeytan diyor ki, bu orta seviyeli bir Müslüman. Ondan sonra o Kur'an nerede falan itleyen acemi bir Müslüman. Şeytanla acemi bu. Hemen fırtınada duvar yapmaya kalkan şey ahmak usta gibi. 120 km hızla saatte rüzgar esiyor. Geldi. Çatıyı uçurmasın diye duvar yapıyorsun. Duvar zaten tuğla koyduğu zaman zaten uçurdu. Lan fırtınada, fırtına anında duvar yapılır mı? Ha, şey yapsa sıkıntı geldi. Ya Fethi abi, derse ne zaman gidiyorsunuz? Ya bu Hasan kardeş bir hiç bu Kur'an söylüyordu. Neyin nesi ya? Bak başka tırt tırt. Ya beraber namaza gidelim ya. Namaza başlıyorum artık ben. Daha kötü film seyretmem. Tık tık tık. Hep böyle müsbetleri tek tek söylüyor. Bu orta seviyeli bir Müslüman. Usta bir Müslüman. Kendini tanımladı. Bu saldırıya uğradım. Bu saldırı. Bu istese de istemese de hayat gittiği için bu da gidecek. Ha, Allah'ın gönderdiği bir misafir. Eğer misafirle direnirse fazla kalır. Uğraşma. Şimdi hiç kale almıyor. Sen hiçbir istifini, Kur'an da okuma. Hiç mermi de atma. Yapacağını aynen yap. Kale alma. Bu nurcu, usta bir nurcu. Usta. Niye? O seni bulur, merak etme. Sen nurcu kaçmaz ondan. Nurcu onu bulur. Nurcu onu bulur. Ne yaptın? Allah Allah. Hemen nurcu kendine dönüyor. Hiç onunla meşgul değil. Ne oldu, niye oldu değil. Burada hemen danışıyor. Diyor ki bu ha yani vücuda, beyine gönderilen sinyal. Ver bakalım Şamimi. Ver bakalım. Ha, seyret. Gülme, güleceksin artık. Yani panik yapma. İki. Bu acemi. Endişe etme. Komando gibi. İşine bak. Meşgul olma. Bu binada sırf sen oturmuyorsun. 18 bin alem ve 6 bin nev mahluk burada cem olmuş. Herkes bir havadan konuşuyor. Ya kimse az var adamın durmuyor ki. Koca Zeytinburnu'nda kaç tane var? Daire var. Her evde de insan var. Bütün insanların, Zeytinburnu'ndaki bütün insanların topla bu salonda. Hepsi konuştuğunu farz et burada. Ne olur? Ha, korkunç olur değil mi? Ama evlere dağıt, gayet normal. Evlerine koyarsan normal. Her şeyi yerine koydun mu gayet normal. Bu budur, bu da budur, bu da budur. Teslim, teslim. Allah'a teslimiyetimiz az. Teslim dersini dinlemek lazım. Hamimi nereye tevafuk etti? Burada böyle. Borden vereli. Bir de Hamim vardı ya. Hamim. Şu anlar 81'de Ham vardı ya. Ham. Haksız temellük. Aynı dağını bilmemek. Mevhumu muhakkak bilmekten gelen vücut rengini ve suretini almış bir Adem'dir diyor. Bak Ham. Hamime uydu. Suretini almış bir Adem'dir. Şu anlar 81. Kendin kendini, kendin kendinin miydin? Tevekkülü, teslimiyetini öne çıkar, mülkü sahibine teslim et. Düşmanın olan nefsinden, şeytanından ve ervah habiseleri unutmamak. Onlar çünkü seni unutmamış ve işi ciddiye almış. Şeytan, kendisine şeytan değil, sana şeytandır ve işi ciddi yapıyor. Biz kale almıyoruz şeytanı, şeytanı kale almıyoruz. Bunları yapacaktılar unutmamak. Yani şeytan bunları yapacaktı zaten. Havlayan köpek ısıramaz. Vehim varı yok, yoku var gösteren latifedir, havlayandır. Burada da her şeyi yerli yerine koymamaktan, kendini tanıyamamaktan, kendi özgüveni
kendi özgüven sorunu yaşamaktan, düşmanlarından haberdar olmamaktan, o sözlerin kendinden kaynaklandığını zannetmekten geliyor. Duygular su gibidir. Hangi kaba koyarsan o şekli alır. 6 yaşına, 7 yaşına kadar sevgi görmemiş çocuklarda sevmeyi beceremiyorlar. 6 yaşına kadar, yani kadın kreşe koyuyor, paralı anne tutuyor, kendisi para kazanıyor. Kazandığı paranın bir kısmını kreşteki analığına veriyor. Geri kalanın da piyasada çalışırken elbisesini arıyor. Ve bitiriyor para. Hiç elinde para kalmıyor. Peki kreşe analık tutup, parayla tutup o parayı vereceğine para kazanma, çocuğuna analık yap, evde otur. Aynı fiyat değil mi bak? Kazandığın paranın bir kısmı kreşe çocuklara gidiyor. Artanı da toplumda olduğu için ne derler, nasıl olur memuruz veya gidip geliyoruz. Kıyafet alıyorsun. Peki bir kısmın paranın kıyafete, bir kısmın da çocuk analığına gidiyor. Sen ne oldu? Elinde hiçbir şey yok. Sen ayrı, çocuğun ayrı. Peki ne o çocuğu analığa parayla tut, ne de bu kıyafeti al, ne de bu sen çalış, çocuğuna analık yap. Netice aynı. Bir şey geldi aklıma. Peygamber Efendimiz'e süt annesine verdiler. Orada ne fark var aslında? Tabii orada ana yok. Annesi vardı ya. Annesi var ama. Annesinin, hayır. Annesinin, bu orada bir adet, bir gelenek var. Onu yıkılayacak. Çünkü Peygamberimiz daha ufak. Ya bebek ya, nasıl hakim olacak? Tabii kaldırmış. Ve kaldı. Peygamberimiz sonra, nübüvvetten sonra bunu yapmış. Bu, o gelenekler vardı. Veriyorlardı. Ondan sonra bu Mekkelilerde şöyle bir adet de vardı yani. O dağ köylerinde şey vardı. Yoksa bunlarda şey vardı. Geçim yoktu. Temiz hava için dışında da beslenim yok kadın. Süt de yok. Zayıf oluyorlardı. Böyle bir gelenek ihtiyaçtan olmuş. Mesela Kırıkhan'da da var. Ova köyleri yazın dağa çıkarlar. Dağ şeylerin. Orada şey var. Ama dikkat edersen Peygamber Aleyhisselam nübüvvetten sonra o kaldırıldı. Tabii. O peygamberimizin davranışı değil. Değil tabii, önceden. Tabii önceki davranışlar. Kaldırılmış o. Abi bir de Duha suresinde diyor ya. O seni bir yetim iken barındırmadı mı? Seni yol bilmez iken doğru yola koymadı mı? Cenab-ı Hakk'ın bir de hususi himayesi var. Terbiyesi oluyor. Yani evet. Direkt Cenab-ı Hakk'ın terbiyesi. Annesine değil de. Hani dolayısıyla oradaki o yetim kalması, öksüz kalmasının çok bir şey olmuş. Tabii yani o yetim kalmak, öksüz kalması, öksüzlere, yetimlere en büyük numune imtisaldır. Mesela biz de onu kullanıyoruz. Yetim kalmış, tamam mı? Yetim kalmış insana, ya yetimim diyor. Yetimlerin başı peygamberdir. Öksüzüm diyor, fakirim diyor. Hepsi kendisine teselli verici bir model var. Yani korkunç hastayım diyor. Eyüp Aleyhisselam. Değil mi? Vesaire. Bak 6 yaşına geldim, 6 yaşına, 7 yaşına kadar sevgi görmemiş çocuklar da sevmeyi beceremiyorlar. Sonra beceremiyor. Çünkü sevgi kayıt cihazı devre dışı olmuştur. Sevgi kayıt cihazı devre dışı olmuş. Niçin çocukken mikrop veriyorlar vücuduna? Doktorlar, yani aşı. Aşı demek mikrop demektir. Yani mikropla tanıştırıyorlar ufak miktarda. Vücut bunu tanıyınca onu öldürüyor ama sonra onunla savaşma muvaffakiyetini depoluyor. Kayıt altına alıyor. Büyüdüğü zaman o cinste mikrop gelince zaten kayıtta var, tak diye o kimyasını, o formülüyle onu tarumar ediyor. İşte 6 ve 7 yaşına kadar sevgi görmemiş, annesinin yanında büyümemiş, ana babasının yanında büyümemiş çocuklar da annenin yanında büyümese sevgiyi öğrenemez. Öğrenemez. Şefkati öğrenemez. Yani sorunlu çocuklar bunlar. İlk 7 yaş kişinin kişiliğinin çatıldığı. İlk 7 yaş kişinin kişiliğinin çatıldığı, yani çakıldığı, çivilendiği, kurulduğu yaş olmasındandır ki
Bu yaşa kadar ebeveynler çocuklarını çıraklık namı altında İslam hukukunda bir yerde çalıştırmaları dinen yasaktır. 7 yaşına kadar bir çocuğu bir yere çıraklık vermek yasaktır. Çünkü çocuk 7 yaşına kadar, 6 yaşına kadar, İmam Ali 7 diyor, 7 yaşına kadar hard diskin yapısı, program yapılıyor, kuruluyor, yazılım. Sonra ömründekiler onunla ekleniyor ki, ustad şöyle demişti, benim diyor 1 yaşımda iken validemin telkiniyle almış olduğum o çekirdekler üzerine diğer ömrüm kuruldu diyor. 1 yaş. Çocuk sese, ya ses buradan geliyor, hemen böyle yap. Sese karşı duyarlılık veriyorsa çocuğun sesle eğitimi başlamış demektir. Ona müzik çalma yanında, televizyon çalma, Kur'an çal. Veya şişt şişt yapıyor, hemen görüntüye kafa şey yapıyorsa görüntü başlamıştır. Onun yanında namaz kıl. Yani çocuk sese duyarlı başlayınca ses eğitimi. Şekle karşı olunca görüntü eğitimi başlamış demektir. 7 yaşına kadar eğer kreşlerde sen büyütürsen, bak 6 yaşına, 7 yaşına kadar kreşe, 7 yaşında da okuldaki öğretmenlere kimin ne olduğu ve teslim edersen, o çocuktan ne merhamet ne şefkat, sevgi o öğrenemez. Sevildiğini de bilemez, sevmeyi de beceremez ve korkunç bir şekilde psikoloji sorun insanlar çıkıyor. İstisna var mı? Tek tük olabilir. Ben bilmiyorum. Kayıp asır. Ulema bu asra öyle demiş. Alimler. Bu asırda insan yaşanmamış kabul ediliyor. Kayıp asır. Yani kayıp olmuş. Çocuk kayıp olmuş. İslam'da bu yaşa kadar ebeveynler çocuklarını çıraklık namı altında bir yerde çalıştırmaları yasak edilmiştir. Düşün ki bu çocuğun bu yaşa kadar anne babasından uzak kreşlerde büyütürse bu manada mahrum çocuklar travma yaşamalarına daha yatkın olurlar. İlle yaşar denmez ama travma sorun yaşamalarına çok yatkındırlar, çok meyillidirler. Hatta çabuk yıkılmaları olur. Hemen yıkılırlar, alıngan olur, saldırgan olur, hırçın olur, tatminkar, tatminsizlik olur. En büyük şey de intikamcı olur. Anne babasından, çünkü men dakka dukka, beni ana babasız büyüttün, ben de seni evlatsız bırakıyorum. Onun için asi olurlar. Ne doğrarsan çanağına o geliyor. Ve bunlar devamlı kendilerini çocuklar suçlu hissederler. Ve düşünceleri de hep intikam senaryolarını kurarlar. Hep intikam düşünürler. Ya babasından ya annesinin intikam düşünür veya toplumdan. Anne karnındayken annenin yaşadıklarına şahit olduğundan duyguları da sanki rehin alınmış olarak doğarlar. Anne psikolojik sorunlar yaşamış, kavga gürültü, itilmiş kalkılmış, boşanmış bir kadından doğan çocuğun da sanki duyguları daha anne karnındayken rehin alınmış. Çünkü hepsini hisseder, kaydedilir. Mesela devamlı suçlanan anne, bak kadın amile. Devamlı suçlanan bir anne, bu hamile olduğu çocuğa da bu sıçrar. Doğan çocukta da devamlı suçluluk hisseder. Manevi kirli olduğunu, bunu da devamlı elini, etrafını devamlı temizlik yaparak temizleneceğini, hissini aktif ettiğinden devamlı elini yıkar, tuvaletleri, yerleri ve evin her tarafını devamlı temizlemeye ihtiyaç duyar. Ben araştırdım bu. Bir kız veya kadın, bir oğlan, iki de bir çeşmede, lavaboda elini niye yıkar? Niye sabunla devamlı elini yıkar? Bir kadın niye iki de bir tuvaleti, duvarları, yerleri bunları niçin yapar? Yani ben de tuhafım ha. Sana ne ya? Bunlarla ne meşgul oluyorsun ya? Ben daha şaşırıyorum. Hakikaten şaşırıyorum. Bu kadın veya bu adam annesinin karnındayken annesini
suçlamalar yapmışlar. Hep suçladılar, horladılar. Anne kendisini hep suçlu, kirli hissetti. Hissettiğini hissettirdi çocuğa. Rehin alındı duygu. Bu sefer doğan çocuk kendisini hep kirli hisseder. Kirli hisseden bir insan da mesela bal, eline pekmez elini sürdü. Yemek yiyorsun da, yani lokma alsan bile. Yani bununla kaşı tutmak istersen kalkıp da bir yıkayayım şu şeyi de. Adam gibi yiyeyim ya. İkide bir bununla uğraşıyorsun. Tak tak. Yani nasıl böyle oluyorsa o rehin alınmış. Yani anneye anne suçluluk duygusu yapılıyorsa, hep suçlanıyorsa, aşağılanıyorsa, kale alınmıyor ya. Ben böyle çekil buradan. Pisim yeter lan diye. Bu çocuğa sirayet eder. Bu çocuğa sirayet edince çocukta da ama %100 olur mu? Değil. Benim tespitim bu. İşine yarar alırsın. Devamlı elini, etrafını devamlı temizlik yaparak temizlenebileceğini hissini aktif ettiğinden devamlı yıkar, tuvaletleri yer. Mesela Hristiyanlıkta da bu vardır. Her doğan insan suçlu doğar. Onun için vaftiz edilir, suyla yıkanır. Niye vaftiz edilir? Çünkü her doğan çocuk suçlu doğar. Zaten insanlar hep suçlu olduğu için İsa bunun bedelini ödüyor diyor. Suyla yıkamak bundan geliyor. Suçludur bu çocuk. Yani pistir zannettiriliyor. Mesela bunlar hissini aktif ettiğinden devamlı elini yıkar, tuvaletleri, yerleri ve evin her tarafına devamlı temizlemeye ihtiyaç duyarlar. Böylelikle temizlenebileceklerini sanırlar. Bunlarda sağ beyinle sol beyin ters çalışıyor. Ne kadar birbirlerine yakın çalışırlarsa kendilerini o kadar mutlu hissederler. Şizofreni de kafa sebep sonuç ilişkilerinden kopuktur. Şizofren hastalarda ne oluyor? Sebep sonuç ilişkilerinden kopuktur. Yani sebeple sonuç alakası yok. Mesela ayakkabı bağımı nerede? Uçak indi mi? Kavun kaç tane kavun aldınız? Hiç alakası yok. Sebep sonuç ilişkilerinde kopuk hayatta senaryolar düşünür. Yani hiç alakasız şeyler. İlişkilendirmeye çalışır şizofreni hastalar. Sen diyor böyle baktığına göre sen beni kastetmek istiyorsun. Ve ailede uygulayayım. Necim bakıyorsun sen? Senin bakışın suçluluk bakışı. Sen ben işteyken beni aldattın. Bu eve sen başka erkek aldın. Ene sıra mine Süreyya. Hemen Bakırköy'e yatıracaksın bunu. Her bir kendi tek başındadır ve karar verir. Her biri, yani duygular tek başınadır insanda. Her biri tek başınadır ve kendi kendine karar verir. Şizofreni hastalarda insanın ruhsal parçaları dağınıktır. Birbirleriyle anlam bağları yoktur. Mesela kalbi duygularıyla aklı muhakemesi yok. Muvazene yok, muhakeme yok. Takantar yok, metresi yok. Bu her bir his müstakil havayı vurur. Acayip bir şey bak. Bunlar birbirlerinden kopuktur duygular, düşünceler. Hisler kopuktur, bir bütünlük yoktur. İçinden gelen hemen yapar. Hiç düşünmez. Yani zarar olur, hiç kale almaz. Şizofreni hastalarda insanın ruhsal parçaları dağınıktır. Birbirleriyle anlam bağları yoktur. Yani dima bütünlüğünü kaybetmiş, anlam bağları maneviyattan beslenmeleri kesilmiştir. Yani dima kalpten, maneviyattan, inançtan, tevekkülle, teslimle, imanla beslenemiyor. Beslenemiyor. Yani bu dimadaki tasavvurlar
maneviyatla kontrol altına alınamıyor. Yani bu klinik konuşması değil. Böyle klinik başka şey der. Ben bilmem onu. Yani düşünceleri analiz eden, yerine koyan, bu budur, bu da budur. Bu ervahı, bu şeytan da bu nefse maredendir. Bu budur. Ondan sonra Allah var, problem yok. Tevhid, teslim, tevekkül, tefekkür, iman, Allah bu bizi imtihan ediyor. Benim batınımdaki şeyleri ortaya çıkar vesaire. O dinle alakalı yorumlamalardan kopuk yaşar. Yani buradaki düşünceleri şuradan kontrol edilemiyor. Bu mesele o kadar size lazım olacak ki belki zatınıza olmaz ama yakınlarınızda kullanırsınız bu bilgiyi. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Eliniz ayağınız tutuşur, Hasan abinizi ararsınız o zaman. Hayır. Diyeceksiniz ki dimağdan kopuk kalp. O zaman ne yapacaksın? Hemen dimağla aklı barıştırmaya çalışacaksın. Hemen Kur'an oku kardeşim. Namazı kıl kardeşim. Sohbete git kardeşim. Ama tıbbi tedavini al. Çünkü tahrip etmiş hücreyi. İlk önce tıbbi git. Doktordan ilacını al. Ama yetinme. Maneviyat desteğini de al. Her gün namazını vaktinde kıl, tesbihatını yap. Kur'an'ını mutlaka oku. Hizbul Kur'an'ını okuyacaksın. 3. Risale oku. Haftada bir gün derse git. Televizyon, internet, haberler. Çünkü televizyon enerjiyi boşaltıyor. Günahtan bahsetmiyorum. Var olan ruhun imal ettiği dima ve kalbin imal ettiği enerjiyi topraklama yapıp içi boşalıyor arkadaşlar. Haramdan bahsetmiyorum ben. Enerjiyi boşaltıyor. Pozitif enerji gidiyor. Son bir cümlemiz herhalde ki noktaya kadar geleyim. Çünkü bitireyim bu. Bu şizofreni hastalığı nereden girdikse hiç pat diye giriverdim. Geri de dönemedim. Yani dima bu çok önemli. Yani dima bütünlüğünü kaybetmiş. Anlam bağları maneviyattan beslenmeleri kesilmiştir. Duygu dalgalanmalarını ciddi ve sık rastlıyorsa dışarıdan ciddi destek alması lazımdır. Duygu dalgalanması oluyorsa, ikide bir kendimi kötü hissediyorum, her şey yapıyor. Ondan sonra bir de sevgilerini ikide sorguluyorsa, sevgini sorguluyor, sadakatini sorguluyorsa, dışarıdan bir şey, mesela doktora gidip bir bez, dimağdaki bazı bezler zarar görmüştür. Onu alırken mutlaka manevi destek alacaksın. Eğer buna destek aldın doktor, manevi almasan ölünceye kadar bu ilaca bağımlısın. Ama bunu destek alırken maneviyat alırsan bu geçici olur. Şeye benziyor. Ayağınız kırıldı. Baston kullanıyorsunuz. Baston destektir. O düzeltmiyor ama düzelmesi, bedenin düzeltmesine yardım ediyor. İlaç baston gibidir. Bastonu alacaksın kardeş. Ama bu arada da dikkat edeceksin demek hani der doktor. Dimağına ait ilacını mutlaka kullanacaksın. Hekime azıka gideceksin. Müslüman doktora gideceksin. Maneviyattan uzak adama gitme. O ikide bir doktor değiştirme. Tevhidi kıble et. Kanaat et. Şeytanın en büyük tuzaklarından bir tanesi de ikide bir doktor değiştirmektir. Duygu dalgalanmalarının ciddi ve sık rastladıysa dışarıdan ciddi destek alması lazım. Hastalığın neticesine bak. Son cümlem. Bak bakalım ki hangi günahlardan uzaklaştın. Bu neticelere göre hastalığı düşün. Herkes hastalığına baksın. Ben de bakıyorum. Hastalığınız hangi tiryaki olduğun, hangi pis ahlaktan, hangi pis davranıştan, hangi namazsız olaydan, bak hangi şeylerden seni kurtarmış? Hastalığı değerlendirirken sana kazanımlarına bak. Bak hastalık sana neye sebep oldu? O sebep olduğunu elde etmen için sana hastalık verilmiş. O zaman ona kanaat et, hastalık vazifesini yapacak gidecektir. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha temâs salavâtı.